Laik sistemlerdeki bir başka sorunsa toplumun kanını emen faiz belasıdır. Faiz artık sistemin bir parçası olmuştur. Laik devlet bizzat kendisi faizci bankalar açar ve ayrıca açılmasına da izin verir. Allah'ın şeriatında ise faiz pisliği yasaklanmıştır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz. Laik sistem faizi terk etmemeleri halinde Allah'ın kendisine ve Resulüne savaş açma durumuna düştüklerini söylediği faizcileri korur. Televizyonlarda sürekli faizci bankaların reklamları dönüp durur. Bu faizci bankalar faiz pisliklerini sevimli gösterebilmek için zaman zaman çizgi film karakterli reklamlar da hazırlarlar. Faizin yaygınlaştığı bir toplumda sevgiden ve dostluktan eser kalmaz. Şayet bir kimse sırf benden 2 lira almak maksadıyla bana 1 lira veriyorsa, o benim düşmanım demektir. Böylesi bir kimseyi hiçbir ruh kabul etmez ve ona karşı bir sevgi de duyamaz. İslam toplumunda karşılıklı yardımlaşma İslam'ın temel unsurlarından biridir. İşte faiz bunu yıkmakta, onu temelinden sarsmaktadır. Bu bakımdan İslam faizden iğrenir. İslam her halükarda faizi haram kılmıştır. İslam bunun yerine zorunlu ihtiyaçları nedeniyle sıkıntıya düşen bir kimsenin sıkıntısını ortadan kaldırmak için tüm hallerde böyle bir kimseye borç vermeyi kesinlikle emreder. Hatta alacaklının alacağını hepten bağışlamasının da kendisi için daha hayırlı olacağını söyler. Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Laik sistemlerdeki bir başka sorunsa, içki, kumar, fal gibi şeytan işi pisliklerin her tarafa yayılmış olmasıdır. Hatta bütün bu kötülükler bizzat devlet eliyle bile yayılır, teşvik edilir. İddia oyunundan elde edilecek kamu geliri artıyor. Eski sözleşmede firmaya vergisiz hasılatın %12'si ödenirken yeni sözleşmede bu oran %7'ye düşürülüyor. Ayrıca hasılatın tamamının Sportoto Teşkilat Başkanı'nın hesaplarında toplanması da öngörülüyor. Bayilerse yaşanan yoğun ilgiden oldukça memnun. İşler şimdi çok hızlı tabii. Herkes 8 trilyonun peşinde. O yüzden hızlı ve yoğun durumdayız yani. Tabii %100 artış var zaten, kalabalıktan da belli. Herkes 8 trilyonun peşinde. Laik devlet bütün bu pislikleri yayarken Allah'ın şeriatında ise bütün bu pislikler yasak edilmiştir. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? İslam, insanı haram gelir getiren, acı zarara sebep olan, tansiyonu yükselten, sefalete düşüren kumar yuvalarından, serserice davranışları, taşkınlıkları ateşleyen, akıl ve iradeyi felç eden meyhanelerden uzaklaştırır. Böylece İslam, bireysel ve toplumsal ahlak ve edep duygularını yayar, hayat içindeki kötü atmosferi tasfiye eder. Beşeri sistemlerse, kötülüklerin, ahlaksızlıkların yayılmasını sağlarlar.